bu arkadaşlar. Ford Tornado Connect'in mazot filtresini değiştireceğim. Orada dikkat edilmesi gereken bir husus var. Onu göstereceğim size arkadaşlar. Sırf onun için çekiyorum bu videoyu. İyi seyirler. Arkadaşlar mazot filtresini söktük. Eskisi burada. Artık çöp oldu. Yenisi burada arkadaşlar. Yaklaşık 1-2-3 tane cıvatası var. Ve burada yanlış takma olasılığınız hiç yok arkadaşlar. Şimdi bunu yerine oturtturuyoruz arkadaşlar. Yerine oturtturduk. Oturtturduktan sonra arkadaşlar 1-2-3 tane şu cıvataları yerine takıp sıkacağız. Fakat bunları söktük diyelim. Bu filtreyi zorlasanız da çıkmayacak arkadaşlar. Çünkü ortada bir muşur var. Yaklaştır, onu göstereceğim. Oturtturuyoruz. Oturtturduktan sonra bu tarafa çeviriyoruz. Söktüğümüzde bu tarafta oluyor. Bu üç cıvatayı söküyoruz. Bunu bu tarafa çeviriyoruz. Yukarıya kaldırıyoruz. Şimdi yerine oturtturduğumuz için gerek duymuyorum arkadaşlar. Eğer bunu çevirip yukarıya kaldırmazsak bu muşurun tırnakları var içinde, onlar kırılır arkadaşlar. Çevirdik. 3 tane cıvatamızı takıyoruz. Benim bunu göstermemdeki gaye, o cıvataları söktükten sonra niye çıkmıyor diye zorlanılırsa eğer bazı yerler kırılabilir. Onun için gösterdim arkadaşlar. Yerine takarken de göstereceğim arkadaşlar. 3 tane cıvatamızı sıkıyoruz. Yaklaş. Komşumuz bir tane sehpa istiyormuş. Verin arkadaşlar. Evet, üçünü birden sıktık ve yerine takacağım birazdan arkadaşlar. Kapattın mı? Mazot filtresini takıyorum arkadaşlar. Yaklaş. Yeni filtrenin içinde şu lastik var şurada. Alt tarafındaki lastik var. Eskisini yerinden çıkarırsanız daha iyi olur. Oturmaz çünkü. Takıyorum yerine. İki tane cıvatası var. Evet arkadaşlar, soketimizi takıyoruz. Bu takılı berideki çıkık olacak arkadaşlar. Depodan hava basılacak. Bas! Evet, mazot geldi. Havasını almış olduk arkadaşlar. Yoksa öbür şekilde bu arabanın mazot havası imkansız alınmıyor.